Bora, biliyorum sinirlisin. Ben dün olanlar için çok özür dilerim. Siz! Siz diyecektin galiba. Anlamadım. Madem bu şirkette çalışmaya devam ediyorsun, önce düne, hatta son böğüsün yer çekeceksin. Ve bu şirketteki çalışanlar gibi sen de sadece işini yapacaksın. Ama dün olanlar... Dün olanlar bana sadece ne kadar haklı olduğumu gösterdi. Ada. Haklı olduğumu? Evet, haklı olduğumu. Ben başından beri, en başından beri aşk diye bir şeyin olmadığını söyledim. Ama sen de her defasında itiraz ettin. Dün olmasaydı... Dün olmasaydı eğer ben de haklı olduğumu öğrenmeyecektim. Teşekkür ederim. Benim için çok iyi bir tecrübeydi. Senin için tüm bu yaşananlar sadece tecrübe miydi? Bu mu? Ya da bir deney diyelim, daha doğru olur. Sen çok ısrarcıydın aşk konusunda. Yok yazarlar, yok efsaneler. Kaptırmıştın kendini. Bana aşkın olmadığını ispat ettin yani. Öyle mi? Hepsi bu mu? Bu. Hepsi bu. Sana şirketteki ve hayatımdaki yerini anlattığımı sanıyorum. Senin de anladığını umuyorum. Ben kararımı değiştirmeden çık odamdan, işinin başına. Aa, Ada. Selin. İyi misin sen? Hayalet görmüş gibisin. Ne oldu, ne dedi Bora Bey? Ver şunu. Gitme dedi. Bir dakika. Dün olanlardan sonra. Kızım affetti mi seni? Bora artık benim tanıdığım Bora değil. Nasıl ya? E niye kaldesin o zaman? Bir ödül aday gösterilmişim Tuğçe ile beraber. O sonuçta ne kadar kal dedi, ben de kabul ettim. Ödül için kalıyorsun yani. Başka ne olacak Selin? Bora'yı kaybetmemek için olabilir mi mesela? Ya da Bora'yı Tuğçe'ye kaptırmamak için? Saçmalama Selin, ne alakası var? Kızım, ne demek ne alakası var? Ada, bak. Sen hayatımda gördüğüm en güçlü insanlardan birisin. Ayrıca tabii ki hayatın ve aşkın için savaşacaksın ya. Seninle gurur duyuyorum, her şeyin üstesinden gelirsin. Neyseniz tamam. Bunların hepsi aramızda kalacak, tamam mı? Teyzeme falan söylemek yok. Tamam tamam, merak etme sen. Tamam. Beni de yıkasana. Ne? Ne yapayım seni? Yıka beni de. Makineye at, kurut, parlat, cilala, böyle bir şeyler yap işte. Belki bu bahtsızlığım geçer. Kankam ne oldu yine sana, yüzünden düşen bin parça? Anlat bakayım. Yanlış soru. Yanlış soru sistacığım. Sana ne olmadı diyeceksin. Mesela bana iyi bir şey olmadı. Olmuyor ya, bana iyi bir şey olmuyor. Anlatacak mısın şunu? Görgünlerin 41 yıllık aşkını bitirdim. Oha kızım, nasıl yaptın onu? Anlamadım ki kız. Birden kavga etmeye başladılar. Tamam canım, senlik bir şey yoktur herhalde yani. Kendi aralarında konuşur, hallederler. Ya, söylemesi kolay. Bora beni sorumlu tutuyor. Barıştırmam için de 24 saat verdi bana. Eğer barıştıramazsam yazı, ödül, mödül. Ne düşünüyorsun? Yani kankam, seni şöyle gerçekten bir yıkasam ya da çitilesem mi diye düşünüyorum valla. Hadi bana bir kahve yap ver, hadi kızım hadi. Hadi elinden kanka. Bir kahve içeyim ben hadi. Bol köpüklü güzel bir kahve. Tüh ya. Yani 41 yıllık aşk bitti desene. Nazar. Bunlar hep nazar. Bittim teyze. Bittim ben, vallahi bittim. Ne yapacaksın? Adreslerini falan buldum. Yarın gideceğim, onları ikna etmeye çalışacağım. Barıştıracağım onları. Şimdi senin bu ödülü alman için şart bu, öyle mi? Yani seni tehdit eden Tuğçe'yi alt edebilmen için bu ödülü alman şart.
Ne ödülüymüş bu? Abla, sosyal medyada yılın en başarılı kadın yazarı seçilecekmiş. Bizim kız da aday. Gerçi ben eminim kesin ada kazanacak yarışmayı. İyi, inşallah. Ödülünü de kargoyla yollarlar artık eve. Teyze, şimdi şöyle... Nasıl ada? Şimdi ada Tuğçe ile beraber aday gösterildikleri için ikisi de yazı yazacak. Sonra en çok okunan yazı seçilecek ve şirketin adayı olacak. Yani? Yani şu teyzeciğim, ben şirkette bir süre daha çalışacağım. Ben anlamam. Ben son sözümü söyledim. Abla ya, beraber gidip geliyoruz zaten. Ben oradayım, hep yanındayım. Beraber gideriz, beraber geliriz. Vallahi söz, hep yanında olurum abla. Zaten var ya, sana zerre güvenmiyorum Yasemin. Teyzem, teyzem ne olursun. Eğer ben bu ödülü alırsam... ilk defa kendime bir şey başarabildiğimi kanıtlamış olacağım. Mutlu olacağım. Az da olsa anneme verdiğim sözü tutmuş olacağım. Sabah gider akşam gelirsin. Gözüm üstünüzde. Teyze uşuyorum, teyze uşuyorum canım, teyze uşuyorum canım. Sizi yiyeceğim ya. Teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim. Allah Allah. Böyle ıssız yerde kafede ne işi var ya? Kim gelir ki buraya? Yazın da bundan bahsedeyim. Evet, evet. Genellikle ilk buluşmalar gözlerden uzak yerlerde yapılır. Allah Allah, nerelere geldim ben ya? Nasıl bir yer böyle ya? Neyse. Alo teyzoş. Kız, bana bak, ne yaptın? Birleştirebildin mi Ferhat'la Şirin'i? Birleştirdim, birleştirdim. Teyze şu, benim bu yazıyla ilgili biraz araştırma yapmam gerekti de o yüzden geç kalabilirim. Eve değil de Selin'e gitsem olur mu diyecektim. Yani sen idare etsen. Kız, ada sen de yüz verince astarını istiyorsun ama ha. Ama teyze şu ya, ölüm kalım meselesi. Kariyerim için. Kızımı ablama şimdi ben ne diyeceğim? Sen halledersin teyzeni. Sana güveniyorum ben. Teyze şu, hadi kapatmam lazım. Öpüyorum, bay bay. Ne geliyorsa başıma bu yumuşak gözlülüğümden geliyor. Aa, geldik. Şurada duralım mı lütfen? Vallahi burası. Nasıl kafe ya? Böyle kafe mi olur? Kimse de yok ki. Ada, ada. Neyse, hadi kızım. Gir içeri. Gir içeri ve kimsenin yazamadığı o yazının malzemesini kap. Hadi, yaparsın sen. Sonunda bilgisayarın başına geç. Çat çat çat, bu kadar. Bitti. Başka bir şey yok. Kimse yok mu? Kimse yok mu? Hoş geldiniz dalgaların gücü. Hoş buldum, hoş buldum. Beğenmedin mi? Beğendim.
Ben çok çok beğendim ama... ne gerek vardı bu kadar zahmete? Buyurun. Buyurayım. Pek sapa bir yerdeymiş bu kafede. Benim mekan. Aa, sizin mi burası? Ama sevdiysen ikimizin de olabilir. Yok yok, ben o anlamda demedim. Ne anlamda dedin güzelim? Sakin ol Ada. Sakin ol kızım. Her şey yazı için, malzeme için sabır sabır sabır. Ama sen böyle kendi kendine konuşursan ben seni duyamam. Şey diyordum. Neler yapıyorsunuz? Nasıl geçiyor hayat? Yani burada yaşam nasıl ilerliyor? Yok yok, ben yine seni duyamıyorum. Sesi biraz yakınına geleyim de... o güzel sesini daha yakından duyayım. Abi benim çok önemli bir acil bir işim vardı. Ben şimdi aklıma geldi. Onu halletmek için sanırım gitmem gerekebilir her an. Aa! Burada telefon çekmez. Baş başa kaldık. Yasemin, Ada aramadı mı hala? Dedi ya ya abla, Selin'de kalacağım bu akşam diye. Ne var Selin'de kalıyorsa? Ha, Selin'de telefon mu çekmiyor anlamıyorum. Bir eve geldik diye haber vermek yok mu? Hiç. Yasemin sen de öyle bir konuşuyorsun ki bazen. Niye ikiniz birden bana kızıyorsunuz ya? Telefonu kapalı. Aha. Aha, telefonu kapalı. Ben bir Selin'e gideyim bakayım. Dur bir enişte, nereye gidiyorsun ya? Ben ararım şimdi, öğrenirim Selin'i. Sen dur. Sen arama Selin'im elini. Ben ararım. Siz üçünüz bir araya gelince ayakta uyutuyorsunuz herkesi. Ada ne olur Selin'de ol. Olur Selin'de ol, olur. Aa, Nergis teyze arıyor. Efendim Nergis teyze? Ada'yı arıyorum, telefonu kapalı. Allah Allah. Kapalı mı? Niye ki? Nasıl yani? Ada senin yanında değil mi? Sana gelmedi mi kızım? Yoo. Nerede o zaman bu kız? Yasemin teyzene Selin'e gidiyorum demiş. Aa, belki bir yanlış anlama olmuştur. Yok yanlış anlama falan. Ada kayıp. Ne? Ne olmuş ya? Ada kayıpmış. Nasıl? Dur dur dur, ben bir Bora'yı arayayım, belki birliktelerdir. Arasana aşkım. Dur hayatım. Alo kuzen. Ha kuzen, neredesin? Evdeyim, eve girdim şimdi. Ne oldu? Hayırdır? Valla hayır mı değil mi bilmiyorum çok. Ali ne oluyor? Ne hayır mı değil mi? Ne oluyor oğlum? Sen yalnız mısın? Ali yalnızım. Ne oluyor diyorum. Cevap verir misin bana? Yalnızmış. Ali bak, bin defa sordurtma. Ne oluyor diyorum sana. Söylesene. Kuzen Ada kayıp. Ne? Ada mı kayıp? Nasıl kayıp? Kayıp ne demek oğlum? Ne oluyor Ali? Yani teyzesine Selin'de kalacağım demiş fakat Selin'in bundan haberi yok. Selin'le oturuyoruz biz zaten şu anda. Selin nerede, sen neredesin? Neredesiniz siz? Şirkete yakınız biz. Tamam, şirkete girin, beni bekleyin tamam mı? Kuzen Ada. Tamam Ali, konuşuruz, hadi bekleyin beni hadi. Tamam tamam tamam. Hadi hayatım, şirkete geçelim, bu arada oraya gelecek. Çıkalım, dur. Hah, ben şu parayı şey yapayım. Hadi gel, gel hadi. Gel. Selin, sen Ada'da tuhaf bir şeyler sezdin mi bugün? Yoo, bugün şirkete bile uğramadı ki. Peki Ada'nın ortadan kaybolmasına sebep olacak ne olmuş olabilir burada? Sence? Ne demek istiyorsun sen? Ben mi? Sorun ben miyim yani? Benim yüzümden mi ortadan kayboldu diyorsun? Ya bir sakin olun. Bunun da hiçbir faydası yok. Benim yüzümden mi oldu? Çok mu gittim üstüne? Ne alakası var Nergis'im? Sen de her şeyi üstüne alıyorsun lütfen. Belki aklına esmiştir, bir alışveriş yapayım demiştir. Yalnız kalmak istemiştir. İşte biz de şey yapmayalım diye Selin'leyim demiştir. Olamaz mı? Olabilir. Olur. Telefon niye kapalı o zaman Yasemin? İşte biz rahatsız etmeyelim diye kapamıştır. Olamaz mı? Olabilir. Olur. Ben gidip bir polise haber vereyim, bir daha bir bak. Dur, nereye gidiyorsun enişte ya? Aradık polisleri, dedi ya memur bey, biz bir haber çıkarsa sizi arayacağız diye. Ne şimdi gideceğim bir daha? Biz ne ara bu hale geldik ya? Biz nasıl bu hale geldik? Benim bir dilim damağım kurudu.
Ben mi gideyim? Stres. Sus attı beni. Bir su içeyim ben. Yok kız, ortada yok. Ben polise haber vereceğim. Yasemin abla mesaj attı, haber vermişler polise. Ah, arıyor, belki gelmiştir. Allah'ım ne olur ya. Alo? Geldi mi? Yok. Yok kız, gelmedi. Gelmedi ama benim sana bir şey söylemem lazım. Tamam, Bora Bey'le Ali de yanımda, sesini hoparlörü alıyorum. Aç. Bir şey söyleyecekmiş. Ada bana yazı için araştırma yapmam lazım dedi. Bu hayat memat meselesi dedi. Ben geç gelirim. Direkt Selimlere geçerim dedi. Blind için. Eyvah. Ne oluyor? Ne oluyor? Bana da bir şey söyleyin Ada. Ada'ya bir şey mi oldu? Ha yok Yasemin ablam, yok sen sakin ol, bizden haber bekle, tamam mı? Hadi kapatıyorum. Allah kahretsin. Ada şu anda kim olduğunu, ne olduğunu bilmediğim bir adamla birlikte ve telefonu kapalı. Kuzen, sakin olalım ve hızla aksiyon alalım. Selin Ada nereden yazmış olabilir? Biliyorsundur sen, nereden yazmış olabilir Ada? Bu senin röportaj için kullandığın internet sitesinden olabilir mi? Aa! Evet kuzen. Ha? Hadi açık gel. Evet. Nerede bu uygulama? Şu mu ha? Burada. Hadi aç onu. Şifre var. Selin Ada'nın şifresini biliyor musun? Hayır. Ne olabilir? Ne olabilir? Doğum tarihi. Ne olabilir? Değil. Değil. Ne olabilir? Ne olabilir ki başka ya? Doğum tarihi olur. Özel gün olur. Unutamadığı bir an, bir şey, bir özel bir şey. Ne olur ya? Değil mi? Yalnız elinle koymuş gibi buldun ha şifreyi. 0709 mu? Nasıl? Onu nereden bildin ya? Nerede bu yazışma? Konum var. Konum var. Benim bu konumu kendime göndermem lazım. Güzel geldi. Ben gidip adayı alıyorum. Tamam, dur kuzen, ben de geliyorum. Hayır, bu sefer sen beni dinliyorsun, Selin'i alıyorsun, adalara gidiyorsunuz. Adanın ailesi Selin'i görürse çok rahatlarlar, tamam mı? Sus! Ben adayı bulunca haber vereceğim, tamam mı? Hayır. Haber vereceğim. Biz de gelseydik. Allah kahretsin. Nasıl yaptın Ada, nasıl yaptın? Kafayı yiyeceğim, nasıl gittin tek başına? Neden böyle bir şey yaptın? Şuraya bak. Bir de yemeğe çağırmış sığır. Dağın başı, ipsiz sapsız bir yer burası. Allah kahretsin, kafayı yiyeceğim. Kafayı yiyeceğim. Ama ne yapıyorsunuz? Niye kapıyı kilitlediniz ki siz? Böyle olmaz. Açın şu kapıyı, ben gideceğim. Ama sen de geldiğinden beri gitmekten bahsediyorsun. Kapıyı kilitledim. Hadi biraz eğlenelim. Ne ya? Ama babam Sedat Bey, bu normal bir buluşma değil. Ben bir sosyal platform çalışanıyım. Sosyal platform ha? Evet. Ne yapıyorsun orada? Orada ben yazı yazıyorum. Ben sadece sizinle yeni yazım için buluştum. Yeni yazım için bir sosyal deney yapıyordum. Sizi buldum ben öyle deney için yani. Bebeğim, sen deneyinde beni mi kullandın yani? Çok memnun oldum. Aa, yeter ama ha! Aç şu kapıyı! Aç şu kapıyı, gideceğim ben! Aç o kapıyı, telefonum da ver! Ver şu telefonumu! Ver şunu! Açmıyorum, ne yaparsın? Sen! Bora! Sen kimsin lan? Ne yapacağımı göstereyim bana, şerefsiz! Şerefsiz. Bir şey yapmadım kız, kendisi geldi. Bir bitmediniz lan. Bana bak, bir daha böyle bir şerefsizlik yapacak mısın? Yapmayacağım. Bir daha buraya birini çağıracak mısın? Yapmayacağım. Sıkıyorsa çağır lan. Sıkıyorsa çağır lan. Telefonum onda. Ver şu telefonu. Ver. Telefon. Al. Bana bak. Şimdi biz dışarı çıkacağız. Ayağa kalktığını görürsem, yerden ayağa kalktığını görürsem seni gebertirim, tamam mı? Tamam. Gebertirim seni. Benim ben... Sen... Çık dışarı ya da. Dışarı çık hadi. Çıkıyorum, ayağa kalkarsan öldürürüm seni. Tamam.
Ada! Ada kime diyorum duymuyor musun? Ada! Ne yaptığını zannediyorsun sen? Ne yapıyormuşum ben? İçeride olanlar normal miydi sence? Bilmem. Sen söyle, normal miydi? Gözlem yaparak, deney yaparak yazılan yazan sensin. Profesyonel olan sensin. Sen söyle. Ada bir yazı uğruna değer miydi? Hı? Bir yazı uğruna değer miydi ki ben sana yapmamanı söylemiştim? Tuğçe ile bunu yazmak istedik. Madem demokratik şekilde bize seçme hakkı verdin, saygı duyman gerekiyor ya, kabul etmen gerekiyor. Kafayı yiyeceğim, gerçekten kafayı yiyeceğim. Seni nasıl bir yerden aldığımın farkında mısın Ada? Ya sana bir şey olsaydı ha? Ya sana bir şey olsaydı o zaman ne olacaktı? Bana bir şey olmaz. İçeride olanlar hiç öyle demiyordu ama. Sen gelmeseydin ben hallederdim zaten. Boşuna geldin, boşuna zahmet ettin. Ben hallederdim. Arabaya bin Ada. Bana ne yapacağımı söyleyemezsin, ben kendim giderim. Ada sana diyorum, arabaya bin. Bırak kolumu. Bırakacağım ama evine bırakacağım, yürü. Zorbasın sen. Zorbayım. Zorba. Canımı acıtıyorsun, kolum acıyor. Bin arabaya. Gerçekten arabaya bin zorbasın. Dedi. Neden öyle bakıyorsun? Hiç. Yok bir şey, arabaya bin. Arabaya bin dedim. İyi geceler. İyi geceler. Nerede kaldı bu? Ya ablam konuştuk ya, yoldaymış geliyormuş, sinemaya gitmiş, şarjı bitmiş işte kızın. Nergis teyzem bir sakin ol, bak gelir o şimdi. Aha. Geldi. Ah kuzum çok korktum. Çok korktum. Nereye kayboldun? Ha? Bak bir daha böyle kaybolmak yok, tamam mı? Kızım kaybolacaksan da haberiniz olsun bundan sonra. Yani. Tamam tamam tamam, söz. Söz kaybolma. Söz. Ah kuzum benim, ah kuzum. Kapanın. Selam, ne haber? Ödümü kopardın. Dün neredeydin sen ya? Ya yokluğun fark edildi. Bu gözler seni aradı. İşim vardı. Şu anda da var. Belki yakında olmaz. Ne demek istiyorsun sen? Bir şey demek istemiyorum, bir şey demek istemiyorum. Sadece demek istiyorum ki eğer bir gün üzülürsen bu omuzlar senin için hazır. Yani emrine amade. İyi çalışmalar. Hemen terasa gel. Sen de mi buradaydın? Evet. Sen neden geldin? Hava almaya mı çıktın? Yok. Yok, ben bir arkadaşımla buluşacaktım ama galiba beni yine ekti. Gelmemiş. Öyle mi? Hı hı. Kim? Tanımazsın Tuğçe. Belki de tanıyorumdur. Sanmıyorum. Görüşürüz. İdeal kadınla buluşmayacak mıydın Bora?
Sen nereden biliyorsun? Sence? İdeal kadın benim Bora. Biraz da o. Değil mi ideal kadın çakması? Ne tür bir oyun oynuyorsun bilmiyorum ama vaktinin hiç hoşuma gitmedi, haberin olsun. Oyun mu? Ada burada. Ona sorsana. Ada neden susuyorsun? Bir şey söylemeyecek misin? Ada anlatmayacak mısın? Her şeyi sen planladığın için senin anlatman en doğrusu olur diye düşünmüştüm. Biri bana burada ne olduğunu açıklayabilir mi artık? Seni seviyorum Bora. Hep sevdim. Muhtemelen bundan sonra da hep sevmeye devam edeceğim. Bugüne kadar seni senden habersiz, sessiz, sakin sevdim. Bir an olsun rahatsız etmedim seni. Büyük ihtimalle de bu böyle olmaya devam edecek zaten. Tuğçe bak. Hayır, dinle lütfen. Dinle. Bak ben çocukluğumuzdan beri bir şey beklemeden sevdim seni. Ta ki ada gelene kadar. Bu konunun adayla ne ilgisi var Tuğçe? Devamını sen anlatmak ister misin? Bora, bana geldiğini, Bora'nın da bana karşı hisleri olduğunu söylediğini anlatamazsın tabii. Hayır, hayır ben öyle bir şey söylemedim. Benden yardım isteyen sensin. Yoksa beni kovacağını söyleyen de sensin. Yalancı, yalan söylüyor, hala yalan söylüyor. Daha önce de yalan söyledin, yine yalan söylüyorsun ya. Bora, ada benim sana karşı hislerimi kullandı Bora. Ben bu aşkın hiçbir zaman gerçekleşmeyeceğini biliyordum zaten. Ben gidip o yüzden rüzgarla yüzük taktım. Seninle olan dostluğumu kurtarmak için. Başka birine tekrar bir şey hissedebilir miyim diye bakmak için. O yüzük... O yüzük benim için bir umuttu aslında. Ama ada ne yaptı? Sen o yüzüğü Bora'yı kıskandırmak için taktın. Yazıklar olsun sana. İdeal kadın hesabını açmamı söyleyen, sonra oradan benim adıma, benim için Bora'yla konuşan kimdi peki? Ada. Ada doğru mu bu? Cevap versene Ada, doğru mu bu? Benden ajanlık yapmamı istedi. Senin hakkında her şeyi ona anlatmamı istedi. Ben çaresizdim. Çaresiz kaldım. İşlerin buraya varacağını düşünemedim, tahmin edemedim. Sen ideal kadınla bizim randevumuza, o restorana geldin. Anahtarını unutmuşsun dedin. Görüyor musun Bora? Her şey yalan ve kumpas üstüne kurulu. Biz oradan çıktık, sahile kokoreççiye gittik hadi. Biz seninle birçok şey konuştuk, birçok şey paylaştık. Hepsi yalan mıydı? Hayır. Benim seninle yaşadığım her şey hissederekti. Ben her şeyi hissederek yaşadım. Hissettiğim şey için her an korktum. Suçluluk duydum. Ama kendime karşı koyamadım. Neden? Neden yaptın böyle bir şey bana? Cevap ver Ada, neden böyle bir şey yaptın? Ben vazgeçecektim. Ben vazgeçecektim. Olayların saçmalığının farkına varmıştım. Sonra senden o rüzgardan uzak durmamı söyleyen telefon geldi. Efendim Bora? Tek bir şey soracağım. Aşık mısın? Anlamadım. Aşık mısın rüzgara? Ben seni böyle bir şey için asla aramadım Tuğçe. Telefondaki senin sesinde. Rüzgar, büyükbaş hayvan, onu bertaraf et gibi garip şeyler söyledin bana. Bir de bugün saat 1'de büyükbaş hayvan yetiştiricileri kooperatifi üyelerine e-pazar hakkında bir sunumumuz olacak. Hiçbir hazırlık yapmadım. Neyse ki ben buradayım Bora Bey. Ben size
sunumu yazdım. Bir bakın. Prova ister misiniz? Bir prova alalım. Size tek bir şey soracağım. Aşık mısınız? İçinize aşık mısınız? Eğer öyleyse her şeyi yaparsınız. Ne demek beni aramadın Bora? Ben sırf o telefon konuşmasından cesaret aldığım için seninle baş başa kalmaya çalıştım o dağ evinde. Gerçi orada da karşıma Ada çıktı ama. Sen bana toplantı için yazı yazdığını söyledin. Bana zorla okuttun o yazıyı. Sen bana okuttun yazıyı. Ses kaydına mı aldın Ada? Özür dilerim. Çok özür dilerim. Nasıl bir tehlikeyle karşı karşıya olduğumuzu gör Bora. Gör artık. Senin ses kaydını alıp kesip biçip bana dinletmiş. Hadi benim canımı yakmak istedi. Peki senden ne istedi? Sen onu sevdin. Ben senin gözlerinde gördüm bunu. Yüzüme bak. Yüzüme bak dedim sana Ada. Bu hikayenin üzerine başka bir hikaye yazamaz. Hiç boşuna uğraşma, tamam mı? Hayatımdan da, sevdiklerimden de, şirketimden de uzak duracaksın. Yalanlarını da al, defol git hayatımdan. Seni bir daha hayatımda görmek istemiyorum. Seni bir daha asla görmek istemiyorum, defol git. Bora! Defol git hayatımdan! Seçer.